selamı, rahmeti, bereketi üzerinizde olsun. Müslümanlık zorlu bir yokuş, en yüce paye. Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır asıl olan gaye. İki cihanda seni kurtaracak sermaye. İslam'ı güzel yaşamak, gerisi hikaye. Sevgili dostlar, bilmem hiç dikkatinizi çekti mi, sohbetlerimi hep birinci tekil şahsa hitaben yapıyorum. O şahıs aslında benim. Benim laf dinlemeyen serkeş nefsimdir. Benimle beraber yahu bu hoca sanki bana hitap ediyor gibi diyen kim varsa gelsin beri. Videolarımı bunca meşguliyetinizin arasında izleme lütfunda bulunursanız size teşekkür ederim. Hele bir de beğenip paylaşırsanız aliyyül ala olur. Kıymetli dostlar, şiir ve edebiyatı seviyorum aslında. Ancak ben öyle tümturaklı, cafcaflı cümleler etmeyi pek sevmem. Beceremem de. İnanın yazılarımı kendimi otosansüre tabi tutmadan içimden geldiği gibi yazıyorum. Yegane sermayem samimiyetimdir. Bazen kendime hakim olamıyor, hem ağlıyor hem yazıyorum. Müslümanlar olarak içinde bulunduğumuz durumdur bana gözyaşı döktüren. Sizi ümitsizliğe sevk etmek istemem. Fakat realiteleri de görmek ve dile getirmek lazım değil mi? Derdimiz büyük. 50 küsür şu kadar İslam ülkesi arasında, ilimde, teknolojide, hukukta, adalette, dünyanın örnek alabileceği tek İslam ülkesi yok. Bu durum derinden yaralıyor beni. Keşke sesimi daha çok kişiye ulaştırabilsem diyorum. Hatta beni duyan herkese çağrıda bulunuyorum. Eli kalem tutan, ağzı laf yapan herkese. Ah keşke birlik beraberlikten, kardeşlikten söz etse herkes. Hacı Bektaş-ı Veli gibi bir olmaktan, iri olmaktan, diri olmaktan söz etse. Keşke topyekün milletimizi bu yolda seferber edebilsek. O zaman belki diğer İslam ülkelerine de örnek oluruz. Toplumun bütün katmanlarının devreye girmesi iktiza eder. Ey anneler, babalar, çocuklarınızı severek sevgi ve saygıyı, paylaşarak fedakarlık ve cömertliği, yalandan kaçınarak doğruluk ve dürüstlüğü, onlara güvenerek özgüveni ve özgürlüğü öğretin. Zira çocuğun ilkokulu ailesi, ilk öğretmeni de anne babasıdır. Ey edipler, şairler, yazarlar, çizerler, baharı, böceği, çiçeği, kelebeği, mehtabı bir tarafa bırakın. İnsanlıktan, dostluktan, merhametten, vefadan bahsedin siz. İnsanların en çok muhtaç olduğu değerler bunlar çünkü. Ey öğretmenler, her şeyden önce öğrencilerinizin ahlaklı, faziletli olmaları için gayret edin. Elbette derslerinizi de anlatacaksınız. Fakat ergi içinde olmayan, şahsiyetsiz, huysuz, huzursuz bireyleri alim etseniz ne yazar? Bu millet ne çektiyse alim geçinen cahillerden çekmedi mi? Ey siyasetçiler! Her söylem ve eyleminizle toplumu kutuplaştırmayı ne zaman terk edeceksiniz? Geçmişten de mi ibret almıyorsunuz? İbret alsaydınız bugün ay bölündük bölünüyoruz. Devletin bekası, iç güçler, dış güçler, vay vatan hainleri sakızını çiğnemezdiniz. Hem de milletin kardeşliğe, dayanışmaya, kucaklaşmaya şiddetle ihtiyacı varken farklılıkları bölücülük değil zenginlik olarak görürdünüz. Halka kucaklayıcı bir dille konuşmak çok mu zordur? 3-5 oy fazla alacağım diye sağa sola saldırmak insaf ve vicdanla bağdaşır mı? Siyasetçinin işi şucu bucu diyerek topluma kin ve nefret tohumları ekmek midir? Yapmayın, etmeyin efendiler. Kıymayın bu millete. Bir çift sözüm de din adamlarına olsun. Ey hocalar! Namazın mekruhlarını, orucu bozan şeyleri anlatsanız ne olur, anlatmasanız ne olur? Bakın camilerde cemaat sayısı her geçen gün azalıyor. Neden ona kafa yormuyorsunuz? Gençler deist, ateist oluyor. Çare nedir? Ona bakın siz. Gönüllere hitap edin. Kürsülerden, diğergâm, hoşgörülü, fedakar olmanın öneminden bahsedin. Komşu, akraba, arkadaş, vatandaş hukuku gündeminizde var mı sizin? Dinin farzları, haramları deyince ne anlıyorsunuz? Aziz cemaat, farz denilince sadece namazın, orucun, haccın farzını mı anlıyorsunuz? Teraziyi doğru tartmak, sözün doğrusunu söylemek, görevini düzgün yapmak, bitkiyi, hayvanı korumak farz değil midir? Haram denilince sadece içki, kumar, zina mı anlaşılır?
hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, torpil, gıybet, iftira, zulüm, görevi suistimal, dini değerleri istismar haram değil midir? Ey imamlar, müftüler, kürsülerden bu hakikatleri çatır çatır niçin anlatmıyorsunuz? Neden şunu demezsiniz? Aziz cemaat, parti, mezhep, cemaat, tarikat yüzünden topluma ayrıştırmak haramdır. Bırakalım insanlar diledikleri partiye oy versin, diledikleri cemaati, tarikati tutsun. Kimse kimseyi kafirlikle, zındıklıkla, teröristlikle suçlamasın. Önüne geleni şucu bucu diye yaftalamak fitnedir. Bakın Allahu Teala, "Vel fitnetu ekberu minel katil." Fitne katilden beterdir buyuruyor. Muhterem müminler, Hılful Fudul cemiyeti sizin için ne anlam ifade ediyor? Öyle bir cemiyet ki Peygamberimiz genç yaşta o cemiyete üye olmuştu. Ne mi yapıyordu bu cemiyet? Haksızdan alıp haklıya veriyordu. Güçsüzün malına çökenin tepesine çöküyordu. 14 asır evvel halka adalet dağıtıyordu. Bu cemiyet kimsesizlerin hamisi, haramilerin korkulu rüyasıydı. Arap cahiliye devrinde bile faziletli, vicdanlı kimseler vardı. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hılful Fudul'u övmüş, katılmış olmaktan duyduğu memnuniyeti şu ifadelerle beyan etmişti. Abdullah bin Cüda'nın evinde yapılan anlaşmada ben de bulundum. Bence o anlaşma kızıl tüylü develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Ben öyle bir cemiyete şimdi bile çağrılsam icabet ederim. Hoca efendiler, toplumu birbirleriyle kucaklaştırmaktan, muhacir ensar kardeşliğinden, meşhur Medine vesikasından söz ediyor musunuz? O vesika ki bugünkü insan hakları beyannamesine ilham kaynağı olmuştur. Bu vesika Müslüman, Yahudi, Hristiyanlarla barış içinde yaşama anlaşmasıydı. Hangi dinden, ırktan olursa olsun İslam barış içinde yaşamayı emrediyor. Yahu daha ötesi var mı? Müşrik putperestlerle bile antlaşma yaptıysanız antlaşmanıza sadık kalın buyuruyor Allahu Teala. İllellezine ahadtum minel müşrikine thumme lem yanqusukum şey'en ve lem yuzahiru aleykum ahadan fetimmu ileyhim ahdahum ila müddetihim. İnnallaha yuhibbul muttakîn. Bu hakikatleri cemaate bangır bangır ne zaman haykıracaksınız? Eften püften meseleleri temcit pilavı gibi önümüze sürüyorsunuz. İşte benim yegane derdim dinin doğru anlatılmasıdır dostlar. Dinin vicdanlara, camilere hapsedilmesine karşıyım. Fakat dinin muhterislerin ihtiraslarına kurban edilmesine de karşıyım. Daha önce din istismarı videolarımda bu hususu detaylıca arz etmiştim. Şuurlu, insaflı, samimi Müslümanlar başımızın tacı. Onlar İslam'ın yüz akı. Zaten onlar da olmasa halimiz büsbütün harap. Fakat bugün ekseriyet itibariyle Müslümanlar dinin özünü kaybetti. Dünyevileştiler. Vicdanlarının sesini susturmak için ibadet diye folklorik hareketlere yöneldiler. En başta namaz mesela. Zulmüyle meşhur haccacı zalim de namaz kılıyordu. Hatta Kur'an hafızıydı. Günümüz Müslümanları da namaz kılıyor. Peygamber torunu Hazreti Hüseyin'i Fırat'ın kenarında aç susuz şehit edenler de namaz kılıyorlardı. Hatta en hakiki Müslüman biziz diyorlardı. Bugün de Afrika'da, Orta Doğu'da birbirleriyle savaşan Müslümanlar da namaz kılıyor. Namaz kılmanız, oruç tutmanız iyi de fakat imtihan edilmediğiniz hiçbir konuda iddialı olmayınız. Damarınıza basıldığında basıyorsanız feryadı, kimyanız bozuluyor, bambaşka bir insan oluyorsanız siz olgunlaşamamışsınız demektir. Kamil manada Müslüman olmanız için daha çok fırın ekmek yemeniz lazım. İmtihanlarımız çok çetin geçiyor dostlar. Pek azımız kazanıyor, çoğumuz kaybediyoruz maalesef. İnternette dolaşımda olan çok beğendiğim şu cümlelerle konuyu bağlayalım. Erkeği toklukta, kadını yoklukta, evladı yaşlılıkta, kardeşi mirasta, dostunu kara günde tanırsın. Aslında lafı hiç uzatmaya gerek yoktu. Adamın ciğerini tanımak istiyorsanız ona ya para verin veya makam. Foyası hemencecik çıkıveriyor meydana. Bakın öncesi neydi, sonrası ne oldu? Önümüzdeki hafta inşallah başka bir mevzuda görüşmek üzere.
Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.